Aslında Ali Koç'un hakemlerle ilgili konuşması bekleniyordu ama e, camiada ve taraftarlarda acaba teknik direktörle ilgili de bir bilgi gelir mi beklentisi vardı şimdi gerçekçi olmak gerekirse. E, ama öyle bir bilgi gelmedi. Çok da uzun bir basın toplantısıydı. E, sizin dikkatinizi çeken e, noktaları o zaman sorayım ve özellikle teknik direktörle ilgili bir bilgi verilmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Murat Özbostan buyurun. Ee bir kere çok uzun konuştuğu için konular zaman zaman çok dağıldı. Yani 152 dakikalık bir toplantı, yaklaşık iki buçuk saat süren bir toplantı yaptı. Bu toplantının iki 2 saatlik bölümü ben hepsini izlediğim için ve bol bol evet. notlar aldım. 2 saatlik bölümünde önündeki metinden önde oldukça bir metin vardı ve o metine dayalı olarak bilgi verdi. Çünkü şunu fark ettim bir araştırma yapılmış yani evet iki, ekibi bir bayağı ciddi bir araştırma yapmış işte bazı derlemeler yapmış ve e, Futbol Federasyonu'ndan da e, artık kendi kanallarıyla bayağı işte atamalarla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı mesela Zoom üzerinden Fırat Aydınus'la olan e, görüşmelerin bilgileri dahi kendisine aktarılmış i̇şte orada bir sakallıydı değildi gibisinden bir diyalog geçmiş onu anlattı mesela eee Şimdi bakıldığı zaman bu alınan son merkez hakem kurulu kararını destekliyor mu, desteklemiyor mu? Tam böyle net bir ifade kullanmıyor ama Fenerbahçe başkanı olarak biz zaten hakemlerden şikayetçiydik. Bakın görün, bu hakemler işte bizim şampiyonluğumuzu, bizim puanlarımızı çaldılar. Bu da ortaya çıktı diyor. Fakat diğer kalanlar içinde bir güvensizlik ifadesi olduğunda yani güvenmediklerinde bir şekilde ifade ediyor. Hatta diyor ki onların psikolojileri de bozuk. Acaba bu saatten sonra verecekleri kararlarda ne gibi kararlar alabilirler deyip böyle bir şey yapıyor. Kafaları kafaları bulandırıyor. Yani açıklamalarında Sayın Başkanın Ali Koç'un şöyle tezat durumlar da vardı. Yani bir yandan lige dair işte acaba lig şaibeli mi oldu bu operasyondan sonra gibisinden bir cümle kurup arkasından e, Trabzonspor'un hakkıyla e, lider olduğunu hakemlerin hiçbir etkisi olmadan e, ligin en iyi topunu oynayarak iyi bir kadro kurarak başarılı olduğunu da bir şekilde ifade ediyor. Yani burada e, Ferhat Bey ile ilgili yani Ferhat gün ile ilgili olan e, sözleri bana göre e, yine dikkat çekici cümlelerdi. E, yani kullanmasını istemezdim ama e, yani zekası ile ilgili e, ifadeler kullanması, bana göre hoş değildi. Yani bir takım benzetmeleri yapmak için bu sözleri kullanmak hoş bir cümle değildi ve işte kendisinin CV'sini işte oynadığı oynadı, maçlarını araştırmışlar. Kaç tane maç yönettiğini kariyerde, neden ayrıldığını gibisinden e, dataları e, kamuoyuyla paylaşıyor. Yani bu merkez hakem kurulunun başında oturan bir kişi için hoş bir şey değil. Yani insanın e, ben ben de orada şunu düşündüm. Kendisi 27 Ekim'de Serkan şey olmuş, görev atanmış 2021'de. O zaman açıklasaydınız niye açıklamadınız? O 29'unda da toplantı yapsaydınız bu açılan atanma merkez kurulunu biz araştırdık. Hakemlik tecrübesi yok, şu tecrübesi yok, bu tecrübesi yok, bilmem ne tecrübesi yok diye söyleseydiniz aradan kaç ay geçmiş? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın ortasındayız. 4,5 ay geçmiş. E tabii Fenerbahçe'nin şu an şampiyonlukta bir iddiası yok. Onun için bu açıklamaların yapılmasının temel nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani yine ismi geçenlerle ilgili konuşmak istiyorum. Ahmet Şahin diye yanılmıyorsam değil mi evet. soyadı? E, i̇ş ilişkilerinin olduğunu Nihat Bey ile e, ifade etti. Yani, yani ne Bunu, var bunda? Bunda hiçbir şey yok bana göre. E, Zekeriya Alp'in de Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nda e, Sayın Başkan'ın topluluğuyla sahibi olduğu Holdingle iş ilişkileri vardı. E bu Tedarikçiydi. da Evet, bu da gündeme geldiğinde niye e o zaman orada da, bir ona şey da normal karşılamıştı kendisi. E şimdi bunları söylemek de biraz tuhaf oluyor. Yani e, o zaman da bunlar vardı. Bunlar söylenmişti. Tepki göstermiştiniz. O zaman siz tepki gösterdiğiniz bir şeyi şimdi niye söylüyorsunuz? Yine böyle bir durum vardı. E bana göre Servet yardımcıyı açık açık e, gelmesinden de stadımıza Gelirsen bu iyi olmayacak dendi. Biraz bu da yine bu toplantının dikkat çeken noktalarından biriydi. Yani biraz tehditvari bir cümleydi. Ee, yani biraz insanlarla alay etmesi. Ya bir de ben şunu anlamadım. Şimdi Merkez Hakem Kurulunun yaptığı operasyon eleştiriliyor. Zamanı çok eleştiriliyor gerçekten. Neden şimdi yapıldığına dair. Bu bunu sizin Fenerbahçe'nin başkanı olarak eleştirmeniz. Zamanı konusunda işte e, detayları, analizleri, Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı, başkanının yaptığı açıklamaları beğenmemiş olabilirsiniz. Ben de bazı noktalarda tatmin olmadım. Ama bu işi böyle bir alaycı boyuta getirmek, yani e, insanların kariyerleriyle ilgili, işte e, zekalarıyla ilgili e, bir takım e, şeyleri söylemek, e, yani bazı cümleleri de var mesela iki buçuk saatin içerisinde, o kadar taraftarları tahrik eden cümleleri var ki, yani e, bunlar da yine dikkat çeken noktalardı. Mesela Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın sözlerini ve açıklamalarını eleştirip işte Merkez Hakem Kurulu istifa etsin dedi, güvenilecek bir tarafı kalmadı dedi, Futbol Federasyonu istifa etsin dedi. Yani birçok şeyin e, gitmesini istediğini açık bir net bir şekilde ifade etti. Ben biraz toplantıyı şey gördüm. Yani başarısız olan bir Fenerbahçe var ligde ve bu son yaşanan Merkez Hakem Kurulu ataması ve tartışmalardan sonra bu başarısızlık daha da böyle bir gölgede kaldı ve bu toplantıyla işte hakemler atamalar gerçekten gölgede takım, mi kaldı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada e, eleştirdiler bu durumu. Nerede teknik direktör yani, açıklaması? Yani teknik, teknik direktörü mesela. yok ki teknik direktörü şu an açıklasın. Yani ısrarla gazeteci arkadaşlar sordu. Şu anların konusu değil dedi. Bunu daha sonraki bir toplantıda açıklarız dedi yani isminin konduğu bir teknik direktör yok ki görüşmeler devam ediyor i̇şte sıkıntı yani zaten. bir de e, bırakacağım Serkan'a sözü yani bu kadar futbolun sorunu varsa bu kadar futbol kötüyse çünkü bunu söylüyor bu kadar işte hakemdi sistemdi e, tahkimdi pf'de yani bakıyoruz ki her şey çok kötü futbolda e siz de kulüp başkanısınız sizin de suçunuz var kardeşim. Sizin emeğiniz yok mu yani futbolun bu kadar kötü olmasının, bu sistemin bu kadar kötü olmasının? Yani şöyle bir geriye baktım, Fenerbahçe'nin resmi sitesinde hakem isimleri verilerek en az 20 tane açıklama var. Yani Fenerbahçe çok şikayetçi hakem kendisi de söylüyor, evet şikayetçi, hatalar var. Var, Fenerbahçe'nin aleyhine de bir sürü hatalar var. Sözü, yani siz de istediniz değişmesini. Genç hakemler dediniz kaç defa maçlardan sonra ya da yaptığınız toplantılarda bu ifadeleri kullandınız. Ama şimdi Merkez Hakem Kurulu gitsin, Futbol Federasyonu gitsin, futbol temizlensin, işte her taraf pisliğe batmış gibisinden ifadeler kullanıyorsanız o zaman bu duruma futbolun gelmesinin temel nedenlerinden birisi de sizlersiniz. Yani kulüp başkanları ve kulüpler o zaman ben böyle düşünüyorum.